Olmalı yani. Bence mükemmel bir hero. Artık şu metaya girsin, kafa ata ata girsin. Şimdiden yalnız çizilmeye başladı. Oklar bilmem neler. Oradan ufak bir... Adex takımının piki genelde bir crowd kontrol üzerine kurulu. Tauren Evet, Chieftain. şu anda ona bakıyorum ben de. Tauren Chieftain yok abi. Elder Titan var bundan sonra. Pardon. Welcome to the Elder Biz Titan, old school'uz ya. Shadow Fiend, Lich, Earthshaker. Yani bunlar güzel. Güzel. Yani şu combo tutarsa güzel. Yalnız hepsi Ama o combo. combo bu tarz maçlarda pek tutmuyor. Yani görsel Yalnız şölen oluyor ama. şu an bakıyorum bu hani bildiğin Symphony of Skills'e doğru seçilmiş bir pick yani bu. İşte o Split Earth atacak, o bilmem ne atacak, o işte ultisini çıkaracak, Shadow Fiend arkasından Lich ultisi gelecek vesaire vesaire derken yani bu işin sonu gelmez gibi görünüyor ama kader kısmet tabii. Senin dediğin gibi bu tip komboları görmek biraz zor oluyor. Ne zaman Five Man'e dönecekler? Ne zaman 5 kişi bir arada oynamaya başlayacaklar? Önemli olan o herhalde. Çok erken bir smoke geldi bu arada Forsgotten takımından. Acayip erken bir smoke ve şimdi karşılaşacaklar. Elder Titan Ward'unu bıraktı oraya. Support bir Elder Titan bu arada. Bayağı ilginç olacak. Şimdi tek başına yakalanan Earthshaker var. Acaba kurtulabilecek mi? Fisher'la 4 kişi birden stun atabilecek mi? Fakat üzerine çok güzel stunlar aktı. Battery Assault üstüne bir de Ogre Magi stun'ı. First Blood'ı buldular. Üstelik First Blood Gyrocopter'da kaldı. Bu da tabii Forsgotten ekibinin sevineceği bir nokta zannedersem. Geriye gitmesi çok daha iyi oldu o kargaşada. Bir de Regen var. Regen'i al diye bayağı bir harrasladılar şu an Gyro'yu. O da Ya bu oyunda bir de Q'sunu açtı ve aldı. Gyrocopter'ın hızlı bir BKB çıkması gerekecek. Hı. Ne kadar farm o kadar oyuna erken güçlü başlamasına yardımcı olacak. Evet. Yani BKB hızlı çıkması lazım. Onun dışında ben biraz daha mobil olması gerektiğini düşünüyorum Gyrocopter'ın. Yani Yasha ile başlayıp BKB'den sonra artık nereye doğru giderse yön alan bir farm'a doğru gitmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Bu arada bu Elder Titan direkt botları da başlamış. Support ve Elder Titan. Fakat yani öyle VS kafalama vurmaya başlarsa Clockwork'e çok da başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü üzerinde Star Shield var. Bu da Early'de ne kadar etkili zaten hepimiz biliyoruz değil mi? Şöyle bir bakıyorum. Yine botla başlamış Tidehunter'da. Tidehunter burada bayağı bir rahat kasacaktır diye düşünüyorum. Gerçi Rubick'ten gelebilecek bir telekinesis başını belaya sokabilir ama şu anda Kraken için de Zaten şu dayanmış an durumda. yani oyunda level almaya çalışıyor. Pek bir şey olmasına gerek yok Tidehunter'ın. Peki mid'deki olaya ne diyorsun? Lich'in devamlı mid'de kalıp hem aslında Shadow Fiend'i pocketlaması yani devamlı onun yanında kalması, babysitlemesi hem Yani o de Shadow Fiend'a Demacia'ı aldırdıktan sonra çekilecektir diye işte düşünüyorum. sadece o değil aynı zamanda lane'i de geriye çekiyor. Devamlı olarak biliyorsun creep yeme özelliği var Lich'in. Sacrifice ile birlikte creep yiyerek muhtemelen buradan range creep yiyecek şimdi. Cooldown'u biterse. Creep yiyerek devamlı olarak lane'i bir çekme. Oo bu arada Last Short'un üzerinde Shorty'yi sağlam bir jungle fazlasıyla var. zorladılar. Range creep yemiyor. Okey. Manası azaldığı için melee creep yedi. Ama lane'i geriye çekmek için genelde range creep yenir. Benim bildiğim kadarıyla. Yanlışsam düzelt beni Kudret Baba. Kudret Baba düzeltmedi. Okey. O zaman yanlış değilmişim. Bu arada şu build'ı da Hvost kullanmıştı. Bilmem biliyor musun? Devamlı bu roket. Homing misal. Devamlı bunu atıyorsun. Ve onu level'lıyorsun. Normalde Q gidilirdi. Hvost'un kullandığı bir build. Bakalım hangisini tercih edecek şimdi Posing Ezmi. Ben açıkçası merakla bekliyorum. Yani acaba hakikaten... Yok hayır. Rocket Barrage'a gitti. Fakat o da kullanılan taktiklerden birisi. Devamlı üzerine supportlarını yolluyorsun. Offlane karakterin, oyuncunun... Bu arada aşağıda bayağı bir canı düşmüş. Panucci'nin... Panucci! İskoç mu İtalyan mı belli değil ekip. Hvost'un kullandığı bir taktikti. Birkaç tane daha Gyrocopter'da gördüm. Gyrocopter zaten metada çok yer alan bir hero değil artık. Özellikle E skilline gelen nerf'ten sonra. Fakat bu arada Panucci gayet rahat bir şekilde manaları bitirmiş altta. Mana falan kalmamış. Tertemiz. Tertemiz. Ben Clockwork Offlane'de özellikle çok fazla melee hero olan oyunlarda oynamayı seviyorum. Bu arada ben
TeamSpeak'ten mi düştüm? Kudret mi öldü? Kudret burada mısın? Bizde de Yok, misin? buradayım da turnuvada diğer maçlarda bir sıkıntı vardı ona. Anladım, anladım. Şeyden bahsediyordum. W'ye giden gyrokopterlardan bahsediyordum. Bilmiyorum gördün mü, izleme şansına nail oldun mu ama homing missile'ı level'layıp iğrenç bir şekilde offlane'deki hero'yu Evet, spamleyen çok fazla harasıyor. evet, onu kullanan profesyonel oyuncular var. Bu maçta da olacak mı diye bir merak olduğu içimde fakat olmadı. Scout'un Rocket takımı Barrage'a biraz gitmiş. daha level alıp gank yemeyip öyle de, çünkü biri çok güçlü olan bir takım. Yani Storm olsun, Clockwork olsun, daha sonra üzerine itemları koyduktan sonra kill çıkarmaya başlayacak diye düşünüyorum. Bu arada da Adex takımı, yani level'larını hızlanırsa özellikle Earthshaker, Tidehunter'ın level'larına ihtiyaçları var. Onların initiate'lerini rahat bir şekilde kesebilirler. Şimdi Ama Tidehunter yani nasıl bir build hızlı gidiyor şekilde ona da toplaman... bakıyorum. Armor kırmaya dayalı bir build gitmiyor gibi görünüyor şimdilik. Gerçi Q'yu daha fazla levelamayacaktır Ya ama şu anda takımın... ortada yakalanan bir Shadowfiend var. Geriye doğru çekildi Last Shorty tarafından ve ortadaki First Blood'ı gördük en azından şimdi. Artık bu kapışmada da zaten Last Hit olarak geride kalmak zorunda olan Storm Spirit yardım isteyerek Rubik'le beraber kill'ini almayı başardı. Çünkü gerçekten hani Shadowfiend'i bir süre sonra durdurmak imkansız oluyor Last Hit konusunda. Shadowfiend'in en kötü tarafı güçlü olduğu kadar da zayıf bir karakter ne yazık ki. Genklere Yani karşı bu killleri vermemesi gerekiyor Shadowfiend. işte Yani geride arkasında olan Storm bir anda yine her şeyi eski haline getirmiş oluyor bu killerle. evet arkasında Lich olmasına rağmen öldü. Çünkü Lich'in ooo bu arada aşağıda bir kill'i kaçırdık maalesef. Clockwork öldü sonunda. Evet yine geriye doğru şimdi çekiyorlar Pac-Man'i. Bir telekinesis geldi üstüne. Çok güzel bir kill daha. Şimdi Storm Spirit kill bulmaya dayalı bir hero. Shadowfiend farma dayalı bir hero. Yani 6.82'de baktığımız zaman farm metası olduğu için aslında Shadowfiend ölmezse bu karşılaşmanın galip olması lazım. Şu mid karşılaşmasının. Fakat öldü. Evet. Üstüne bir kill daha buldu Last Shorty Storm Spirit'le. Çünkü devamlı ona da bir rotasyon geliyor ve gelen rotasyonlar daha etkili aslında. Yani şimdi Lich'in sadece Q'suyla atabildiği bir slow var. Yani ne kadar Lich etkili? daha çok o lane'i yani safe'liyor şey için, Shadowfiend için. Stabilleştiriyor. Shadowfiend de kasıyor. Yani ekstra üzerine koyabileceği bir şey yok. Zaten Storm'u 6 olduktan sonra kesme ihtimalleri de yok. Ama bunun karşılığında karşı takıma karşı dikkatli olmalı gerekiyor. Çünkü Rubik var, Ogrimagi var. Evet. Direkt olarak s**leyen karakterler. Çekimde kill'de buldular. Yani şu early disable olarak Lich zaten disable olarak pek iyi bir hero değil. Lane'i domine etmeye dayalı bir hero ama domine edemediler. Çünkü aslında lane'i devamlı geri çekmeleri lazım ama raise'lerini de kullanmaktan çekinmiyor burada Shadowfiend. Raze'ini kullandıkça da lane ortada kalıyor. Ultisini kullandı. Şimdi aşağıda pan atıp büyük bir ihtimalle Elder Titan'ı öldürecekler. Evet. Güzel bir Basit şekilde basit bir yenmedi kill. aslında ama işte Storm'un art tarafı ya, bir şeyler kötü gitmeye başladığı anda hemen early game'de rahatça kurtulabiliyor. Bu arada henüz bir item almamış Last Shorty. Acaba ne olacak sence? Üste bu arada bir stun geldi. Ultisini kullandı. Cooldown geldi. Çok güzel bir de baraj var. Fakat destek geldi şimdi işte. Acaba kill'i alabilecek mi? Bir Q daha kullandı. Şu an Poison Gatsby kaçmaya çalışıyor. Oradan bir ağaç yiyecektir diye düşünüyorum. Ağacı yedi. 30 HP ile kaçıyor. Önüne birisi çıkacak mı? Kimse yok. Gerilerden gelen bir Elder Titan var. Çıkardı şimdi Ancestral Spirit'ini. Gerçi o Ancestral Spirit değil mi? Onun da adı değişti. Astral Spirit mi oldu? Astral Spirit, evet. Warcraft'tan çalmayalım diye atılan taklalar. Dota. Aslında agresif oynanabilen bir hero. Özellikle Q skill'i inanılmaz kuvvetli Gyrocopter'ın başlarda. Yani Rocket Barrage. İnanılmaz kuvvetli Yalnız ve yakaladıysa yok ediyor. aynen öyle. Fakat işte stun'ı da veya diğer disable'ları da kolayca üstünden atabilen bir hero. Tidehunter. Orada da kolay kurtuldu. Cooldown'ın slow'undan da hemen çıktı. Ultisini hemen kullanabildi. Yine de kill almayı başardı yani. İkinci Rocket Barrage'la birlikte. Gayet rahat bir şekilde kill'ini aldı çıktı orada Poison Gatsby. İlginç yani. Şu an farm'a bakıyorum. Farm olarak Shadowfiend daha önde fakat bir kere öldü.
Lance Shorty aslında net worth'a baktığımız zaman belki biraz daha öndedir diyecektim. Evet, biraz daha önde, Orada çok az. Clockwork altta yakalandı. Orada kim yakalandı belli değil yalnız. Karşılıklı Ya vuruşuyorlar. evet. Şimdi Stan geldi. Üstüne bir de Slow geldi. Punch'ı kaçmaya çalışırken Earthshaker'da kalan bir kill. O da level 2 Ancient Totem'e vermiş. O da bayağı ilginç. Orta Bir lane'in kill daha hiç. geldi. Evet. Last Shorty. Girdi çıktı aldı. Çünkü durduracak herhangi bir şey yok Storm Spirit'i mid lane'de Yani bu şimdi. killer çok Double damage. sakıncalı çünkü 2,5'a parası oldu Last Shorty'nin. Ve hiçbir şey almadı henüz. Büyük ihtimal direkt Orç'u çekecek. Direkt Orchid diyorsun. Yani bot almadan mı? Evet, bota ihtiyaç duymayacak. Bot Çünkü almadan öyle Orchid game'de diyorsun. biraz daha kill çıkarma yönelik oynayacak. Daha da çok lane'leri düşürmek için. Hı. Tek oradan aşağıdan kill alacak, oradan kill alacak. Şimdi SF'de üzerine bir şey koyamadığı için fazla EP pool da fazla değil. Evet. Clockwork aşağıda Bu girdi arada bu arada Clockwork Earthshaker'a. muhteşem güzel bir ulti geldi. Çok tertemiz geldi. O Earthshaker acı çeke çeke ADEX ölecek. takımının az yakalanışları bırakması gerekiyor. Bıraksa her yerden kill toplayacaklar. Bir Panucci girecek böyle kill toplayacak. Bir Last Shorty girecek kill. Ya şimdi o yakalanma olayını bırakma gibi bir şey yok. Zaten Storm Spirit'ten kaçamazsın. Yakalanma gibi değil, ondan kaçamazsın evet ama yani en azından 2-2 dolaştıkları zaman daha rahat edecektir. Yukarı bir TP geldi şimdi. Astral Spirit de orada. Fakat stun'ı çıkaramadı nedense. Yine de kill'i alabilecekler mi? Lich'in Q'su ile birlikte. O da artık level 3 olmuş. Ne kadar Güzel bir ölmüş kill olsa aldılar. da yani bu map üstünlüklerini ortaya koyması, kuleyi alması artı bir değer. Ya tabii ki ölmesine rağmen Network'te halen üstün şu anda. Mesela birinci sırada halen Gyrocopter var. Poison Gezmi var. Rotation'ları da biraz sağlam şu an ADEX takımının. Hı. Sürekli olarak supportları Şimdi kule kaybettiler. Çok fazla kill verdiler ADEX yoruyorlar. ekibi. Aşağıda orada Panucci tekrardan yakalandı. Bakalım yeterli olacak mı? Petri Assault yeterli olmadı. Geri çekildi. Çünkü bak devamlı TP geliyor. Devamlı. Bu arada Last Shorty yine kill peşinde. Büyük bir ihtimalle Pac-Man'i öldürecek. Highground'da bir tane daha zipzer. Bu arada BKB gitti Gürüz Asşörtü'nde. Son vuruş geldi. Çok Daha temiz. çıktı. Yine botunu çıkmayacak senin dediğin gibi. Bu arada orada yakalanan bir kişi daha vardı. Oo, kaçan bir ulti geldi. Panucci'den Earthshaker. Tek başına şu an. Başı belada. Ultisi de var. Koldan çok güzel geldi. Birinci roket tutacak. En azından onun slow'uyla bakalım takip etmeyi Oldu ama. deneyecekler mi? Üstüne homing missile'ı yerleştirdi. Fakat bir TP geldi. Oradan Pac-Man geldi. Ruby'ye de Fissure'ü kaptırması çok sıkıntı oldu şimdi. Ya bir de ADEX takımının sıkıntısı şu. CC'leri yani stunlarının hep bir instant olmaması. Earthshaker'ın bir animasyonla stunı var ama Tauren Chieftain olsun, Tidehunter olsun ultisini beklemek zorundalar. Öyle bir şansları yok ama Rubik Logre daha çok anlık hemen stunlayabilecek karakter olduğu için daha net killer çıkarabiliyorlar. Ogre'ın da ufak bir animasyonu var aslında. Yani stun'ın Yok daha patlaması şey, pat diye çıkıyor alan ama. sağda da herhangi bir avantajı dışı bırakabilecek bir durum yok Ogrim'e girin. Direkt olarak tak diye Anladım. kafasına vuruyor stun'ı. ADEX'in bir de şöyle bir sıkıntısı var. Hani çok güzel komboları, bombaları, bilmem neleri vesaireleri var ama For O Scotland'da da komboya Rubik gelene var. kadar oyunda düşmemek gerekiyor yani. Hayır o komboya gelsen bile Rubik var. Yani bu kombolar atılırken herhangi bir güzel ultiyi çaldığı zaman Rubik o zaman ne olacak? Herhangi bir yani direkt olarak Tidehunter'a fokuslanacaktır. Eğer Tidehunter'ın ultisini çalarsa zaten büyük ihtimal o kombat ters sonuçlanır. Earthshaker ultisi bile yeterli. Yine Ya yine yakalandı bir kill. şimdi. WWM bir stun denemesi çıkarabildi. O da çok ilginç. Gerçi Battery Assault bitmişti. Arkadan bir Fisher geldi Rubik'ten. Kill almayı başardılar. Oo, kör atlamalar. Aman ya Rabbi, korktum orada ölecek diye bir an Last Shorty yalnız olduğunu düşünerek geri çekildi. O kör blink biraz tehlikeli. Gerçi kör de değil aslında buradan görüyor ama. Bilmiyorum ikisi de kendisine güvenmedi orada bir God of karşılaşma. Wind'ın farmı güzel fakat işte o ölümler olmasa Storm'a şu an çok daha ondan önde olacaktır. Şimdi O Shadow ölümlerin Fiend'in gelmesi. Midas'ı da var. Bu Midas'ı gördü For Scotland takımı. Yani asıl sıkıntı bundan sonra. Evet yani Midas çıkması aslında büyük bir sıkıntı ve Of, işte. Last Shorty çok güzel dodge'luyordu neredeyse. Son anda yakalandı ultiye. Geriye çekecekler Daha Tidehunter'ı arkadan şimdi kule gelebilecek bu dediğim altında. şeye geliyor. Evet. Rubik.
Ogre gibi bir karakter olmadığı için Yine animasyon Fisher'ı bekleyerek çaldı. taratmak zorunda kalıyorlar. Split hiçbir şeye değmedi. Yani şimdi initiation yaptılar. Fight'ı başlattılar. Yine hiçbir şey çıkmadı. Çok güzel ulti Paniçi'den. Artık yani bıktı. Bu Elder Titan bıktı. Yakalanmaktan bıktı. Harika bir Fisher. Yolunu da kapatan bir Fisher geldi Rubik'ten. Akuni. Tebrik ediyorum. Hakikaten çok güzel bir Fisher'dı. Yani Earthshaker'dan güzel Fisher attı. Yok ciddi ciddi. Earthshaker. Kapıyı kapattı yani. Bildiğin tablo oynar gibi okullar tatil dedi. Kapattı kapıyı gitti yani. Tertemiz. Helikopter beklediğimiz BKB'yi yapıyor. Burada biraz daha fight'ı Shadowfiend'la başlatmaları gerekiyor. Hani Tidehunter'la başlayın çünkü arkadaki oyuncular yetişemiyor. Şu an farmda da gerideler. Ama Earthshaker işte gerçekten şöyle bir canını almış sıkıntı da ama. var. Shadowfiend'la fight'ı başlattığın zaman Shadowfiend ölecek. Garanti yani. İşte Earthshaker bu sen be. ne yapıyorsun? Sen nerelerdesin? Sen kimlerlesin? Güzel bir stun. Kurtulabilecek mi? TP'si de var. Blink Dagger geliyor. Hop Blink dedi. Bulabilecekler mi? Last Shorty'nin manası yok. Şimdi creepler tarafından sıkıştırıldılar. Hemen çıktılar oradan. Yani şuna da bakmak lazım. Şimdi mesela Lich Ice Armor vermemiş. Ama düşünülenin aksine bu oyunda bence o ultimi kaçırdı orada. Panucci hiç yakıştıramadım. Panucci ulti kaçırmış. Takibe devam ediyor çünkü üzerinde haste var. Lich armor vermemiş, armor skin'le vermemiş. Fakat şöyle bir durum var yani bu armor bunları kurtarmaz şu anda Adex. Kesinlikle. Çünkü şu Evet, anda armor magical damage'la götürüyorlar işi hala. Yani olaya dahil olmuş bir kazanmayacak. gyrocopter yok. O da bu Gerçi o arada kadar bir oradan level'a da farmlıyor. sahip değil zaten. 7 level yani şu anki bu ulti normal. Bundan sonra Ya hani belki çok fazla physical olsa erkenden verilebilirdi. Yani o hani value point dediğimiz ufak bir value kazanmak için bir level verilebilir miydi? Yani en azından slow'undan faydalanmak için oto atakları yerken takım arkadaşı. ya pek Belki. öyle bir durum yani belki ama hiç öyle bir durum olmadı yani. Ya bu arada şu Yani şu... defensive ward burayı blokluyor zannedersen bakar mısın? Evet. O öyle Bakıyorum. hani ölmeden önce atılan ulti gibi mi atılmış acaba? Ben göremedim ne zaman atıldığını ama. Lock diye koymuş şu in karşısına. Kim bu? Entranced. Oradaki büyük kampın önüne atılmış bir defensive ward. Bir de şurada high ground'u, mid'deki high ground'u görebilmek için atılmış bir Adex ward'u var. Şu anda 5 man'e doğru gidiyorlar ve bir de smoke kullanıldı 3 kişi üzerinde. Sharofiyon'un üzerinde yok. Şu Force Scotland'ın ortadaki ward yani daha doğrusu söyleyeyim Adex takımının biraz daha agresif ward'daki yapması gerekiyordu ki bu hero'larını counterlayabilsin. Storm ve Clockwork çok gerilerden Ya ben bir şey sormak istiyorum. Bu Earthshaker'ın Enchant Totem build'ına ne diyorsun? Neden Fisher değil de Enchant Totem? o ilginç olmuş evet. Ben genelde tam tersini yapıyorum. Yani şu 1, bu 3 oluyor. Kristalis falan mı gelecek? Neler oluyor? Physical damage eksiklerini belki tamamlamak için olabilir de pek de gerekli Pardon, olduğunu bunlar zannetmiyorum. Dire Ward'uymuş arkadaşlar. Renk göreyim, kusura bakmayın. Haritadan bakınca anlayabiliyorum ama tam tersini söylemişim. Dire Adex bir Ward'uymuş, orada özür bir dilerim. pislik olduğunu sezdi. Allah kahretmesin. Onlar agresif Ward'muş, Ya bir Kudret. Niye uyarmıyorsun beni Kudret ya? Renk göreyim dedim, inanmayacaklardı bu arada şimdi. yukarıda Panucci Earthshaker'ı yakaladı. Ama Kripler yaklaşırsa kurtulma... Allah! kim kimi yakaladı belli değil biraz. Aman! Vuramadı. Bayağı saçmaydı böyle hani. Yani şu oyunda şu yüzden kasmış bu arada. Enchant totemi. Earthshaker carry oynuyor bu oyun. Okey. Yani Earthshaker bildiğimiz core yani şu an. evet. Ne kadar item çekememiş olsa da fazla. Yani Kill olarak öyle oynuyor. hayallerde mevcut diyorsun. Öyle bir build var diyorsun. 2x multicast geldi bu arada. Bota bir teleport. O zaman core'lar şöyle mi? Earthshaker, Tide, Shadowfiend. Budur Aynen. yani. Okey. Blink Tavran değiliz. çıktığında zaten sürekli vardı almasından
Tahran çiftinin support olduğunu anlamıştım ama botta gerçekten kimin core kasacağını tam olarak anlayamamıştım. Ki baktığımız zaman pek core'a Ben benzer bir şey halde düşünmüştüm yok. ilk başta. Yani Tauren Shift'in farmı bırakıyor çünkü Earthshaker ve Tidehunter'ın manaya ihtiyaçları olduğu için, yani takımsal olarak bir manaya ihtiyaçları olduğu için genel olarak. Bu manaya ihtiyacını karşılamak için hızlıca arkenleri kastırıp ondan sonra Tauren Shift'in tekrar çevireceklerini düşündüm. Ben direkt olan yani normal devam ettiler Earthshaker kastırmaya ama o gankler, Banuk'un olsun, Nasrort'un olsun, ölümler biraz daha rahatsız etti onları. Ya şimdi şöyle bir Shadowkeep'in durum o kadar düşmüş var. gibi olsa da bir de yani farmı da iyi. Farmı iyi bir de Midas'ı var yani. Ben bu oyunun uzamasını açıkçası Efes takımı için pek sağlıklı bulmuyorum. Yani oyun uzarsa hakikaten pek Oyun sağlıklı bir hale uzarsa almayacak. daha çok güçlenecekler karakter olarak. Bir de ultileri de hepsi güçlü olduğu için oyuna daha çok ağırlık koyacaklar diye düşünüyorsun ama diğer taraftan bir Storm gerçeği de var. Yani bu takım Storm'u nasıl yakalayacak bilemiyorum. Yani item boyutları olarak da yetişmeleri zor. Yani bir hex falan lazım ki ancak yakalayabilsinler. Şu anda bu arada çok fazla parası var Last Shorty'nin. Yani sence Evet yani o Orchid'i bypass kastırma geçip direkt acaba bir Hex görebilir miyiz? Sight of Ice. olabilir. Ama bilmiyorum yani Orchid de gelebilir yine de. Ya Yani bir da birini düşürmek Hex ya için. da Bloodstone Rush görebilir miyiz? Çünkü Bloodstone da olabilir Bloodstone çünkü. şöyle bir faydası oluyor Bloodstone'un. Yani gir çık baktın ölüyorsun, deny'la kendini. Hani hiçbir şey kaybetmeden karşı Ya şöyle düşünebilir. tarafı Şu an şey karşı yapmak takımdan bile. çok kill çıkarıyor. Ve biraz daha kırılgan hero'lar var. TF'de şu an. Gerçi BKB var mı? Leech var, Earthshaker var. Hızlıca kill alıp kaçabilir. Şu ana kadar da iyi kastığı için BKB'si de var. Bloodstone'a dönebilir o yüzden. Hala benim wardlarla ilgili bir tartışma sıkıntı var chat'te. Arkadaşlar renk körü seçeneği o wardları düzeltmiyor maalesef benim renk körlüğü modelim için. Bu konuyla ayrıntılı bilgiyi Wikipedia'dan alabilirsiniz. Yani 4-5 farklı renk Doğru. körlüğü çeşidi var. Çok güzel yakaladılar Last Shorty'yi. Şimdi entrance'da yakalandı. Yani bir W'sunu çıkarabildi Gerekli ve bir öldü. BKB Sonunda yani olmadı ama o initiation geldi sonunda. evet Gereksiz bir çok BKB güzeldi. ama o initiation geldi. Çok güzel yakaladılar. Çok güzel aldılar orada 2 kili Yani birden. BKB biraz daha ileri doğru onlara çok avantaj sağlayacağı için bu şekilde harcanmaması gerekiyor. Ama yani geride olmanın verdiği bir şey de var. Yani orada hata şey yoktu, lüks yoktu TF'nin. O yüzden Ya orada bir multi belki yıkılacaktı yani. Ne gerek var değil mi onu riske atmaya? yani Panucci'ye gelecek diye düşünmüş olabilir orada. Şu anda Networth'te öne geçti bu arada. Shadowfiend'da bu karşılaşmadan bu team fight'tan sonra çok güzel bir ulti geldi Panucci'den. Hakikaten çok güzel yakaladılar Earthshaker'ı. Yani bu core'u almış oluyor Earthshaker'ı öldürdüğü zaman. Core'lardan birini öldürmüş oluyor. Evet, şimdi Hood'u da kastığı için biraz da kafası rahat şu an DPS çıkılabilen bir karakter de yok. Zaten Earthshaker'a yakıldığı zaman Earthshaker vuramıyordu ona. Yani enchant totemi çıkaramıyor zaten Q'dan dolayı yani Yani normal Clockwork atakla aynen Completion'dan hiçbir dolayı. Normal hata da pek rahat çıkaramıyor. Yukarıya çok uzun bir ulti geldi bu arada Last Shorty'den. Hiçbir şey olmadığını biliyor şu an Tidehunter'ın. En fazla bir Anchor Smash gelecektir. O zamanısı da yok ama. geldi. Blink Dagger'la çıkmayı başardı. Aslında biraz Bir de daha işte takılsa orada Last Shorty bence kill'i alabilirdi. Fakat öyle belki alabilirdi yapmama ama ihtiyacı. Adex takımının şu an eksiği şu. Ne yazık ki ultisiz hiçbir şeyler şu an oyunda. Ya özellikle Bir Tidehunter'ın ultisi olmadığı zaman çok rahat davranabiliyor bu evet. Scotland ekibi. BKB olmadığı zaman ya da ulti olmadığı zaman herhangi bir oyuna ağırlığını koyamıyorlar. Bu da zaten bu tarz picklerin en kötü tarafı o. Oyunun başına düşerseniz eğer sadece ultinize muhtaç kalıyorsunuz. Muhtaç kalınca da o 120 saniyede 2-3 dakikada bir kombat yapabilmek anlamına geliyor. Yani onu da karşı takım yemiyorsa 5-6 dakikada bir kill çıkarıyorsunuz neredeyse. O da çok kötü. Bu arada Lich'in ultisi daha çıkmadı değil mi oyun başından beri? Yani daha kullanılmadı. Hani Görmedim genelde. paketli bir şekilde Noel'i bekliyor yani o ulti. Bu arada bir işkillenme oldu Adex ekibinden. Şöyle bir Roche'a falan BKB'le baktılar. Roche mu var diye bir bakındılar ama Roche'la alakalı herhangi bir aktivite yok. Orada bir Ancient Stack temizlendi takım olarak Efes Tidehunter takımı Repressure tarafından. gidiyor bu arada. İnşallah yani. Earthshaker'ın bu build'ini merak ediyorum ben. Acaba BKB tarzı bir şey mi dönecek yoksa Ya ben daha çok Deedle's kokusunu aldım ya. Oh! Ulti kullandı. Earthshaker demişken.
Ultiyi kullandı. Chat tuşuna bastı. Özür dilerim. Beyler dedi. Devam ediyor şu anda. Yolumu Şaşkınlığımı çıkıyor. korumaya çalışıyor. Taklanıyor. Orada bir misklik oldu. Zahreyn'den kaçmaz. Misklik oldu orada. Tamam, sıkıntı yok. Sen bu arada biraz turnuvadan bahset, ödüllerinden bahset. Nedir, ne Ha. değildir? Anlatmaya Oto çalış biraz bize. turnuvamızın ödülleri birinciye 10.000 TL. Turkcell mobil ödül, şey çeki. Ya 5.000 TL, üçüncüye de 2.500 TL. Aynı şekilde Hearthstone'da 2.000 TL. Anladım. Turnuvamız GameX fuarında olacak arkadaşlar. Lütfü Kırdar'da, İstanbul Harbiye'de. Ne zaman olacak? 4, 5, 6, 7 Aralık'ta her gün turnuvamız olacak. Hearthstone ve Dota turnuvaları. Arkadaşları da izlemeye bekliyoruz. Yani cidden Türkiye'nin beklediği, özlemle beklediği profesyonel turnuvalardan bir tanesi olacak. Yani devamlı bize söylenen bir şey var. Türkiye'de Dota niye yok? Türkiye'de şu niye yok? Türkiye'de bu niye yok? Biz sizin o şu niye yok, bu niye yok dediğiniz şeylere turnuvalar düzenlemeye çalışıyoruz. Konularında uzman kişilerle çalışmaya çalışıyoruz. Değil mi Kudretçim? Bu bağlamda da... Evet. Niye gülüyorsun Yani abi? Uzman... beğenmemiş. Uzman demişsiniz ama olmamış diyor. Benden mi bahsediyorsun yoksa? komüniteden bizim beklediğimiz, yani biz ESL olsun, GameX olsun, ne de ben Kuntiger, bu komünite için çabalayan insanlar, yani tek isteğimiz oraya gelip izlemeleri, biraz daha destek olmaları ki bir sonraki etkinlikte biz daha iyisini gösterebilelim. Evet. Sizin bizi gazlamanızla, bizim sizi gazlamanızla arkadaşlar Aynen. gazlar iç içe giriyor ve Big Bang oluyor. Yani biz bunu istiyoruz. Aşağıya duble teleport geldi bu arada. Astral Spirit'ten çok güzel stun var. 2 Kribe Earthshaker botta. Bu arada Earthshaker'da Staff of Wizard'ı görüyorum. Sanki hani build'a ters giden bir durum mevcut şu anda. Staff of Wizard diye ben tek bir şeye yakıştırabiliyorum şu noktada. Aghanim Scepter. Earthshaker tarafından. Yani Force Staff çıkar mı? Çıkabilir. Yani inişiyetleri, Glock onu yakaladığı zaman çıkabilmek için force staff Aynen. alabilir. Şimdi hani yakıştırabildiğim tek item o Staff of Wizardy. Aghanim Scepter olsa da büyük ihtimalle Yok, Aghanim Force Staff, olacağını çünkü zannetmiyorum. Ve Aghanim çok fazla para olsaydı, harcaması aynen gerekiyor. Aghanim olsaydı başka itemlarla başlardı. Hani ne Pek bileyim, bir en azından bir artısı Ogre olmayacak. Club'la başlardı. Bu arada Clock'un başı belada mı bakalım. Clock. Görmüş olmaları lazım şu an. Late game'de Adex'in sıkıntısı biraz da şu. Şimdi ultilerini kullanacakları için, adam düşürmek için. Yani Storm diyelim, Gyrocopter diyelim. Anlık Gyro'nun burada yakalamak olduğunu güçtür. buluyor. Bir saniye Gyro yakalandı şu an. Çok güzel bir Fisher geldi. Çok Hakikaten güzel güzel bir yakaladılar. Fisher'dı. Hiç Ultisini de kullanmaktan affetmeden. çekinmedi. Gerek yok zaten hakikaten. Aynen, Şu noktada ultilerini hiç zaten bu kadar affetmelerine gerek yok. gerideyken, aynen şu noktada bu kadar gerideyken ultilerini kullanabilirler. Şu an Gayet de temiz olur. Panucci yakalandı şimdi. Ultisini kullandırtmamak için Panucci'ye bak. W'yi bile basmadı orada. Tidehunter'a özür diliyorum. Lich ultisi geldi. Bir kerecik sekti. yalnız Orada Force Last Goblin Shorty'nin... takımından çok kötü bir initiate geldi. Evet. Ya ben aslında burada Gyrocopter'dan şey bekliyordum. Buyback mi atacak acaba dedim. Yani muhabbete de az önce başlama sebebim oydu. Eğer birini ultileriyle düşürürlerse buyback atar ve kombata gelir. O şekilde kombata alırlar diyecektim. Tam desinim gibi gitti her şey ama o buyback gelmedi. Buyback gelmeyince de Hayır, yok buyback oldular. gelmeye de çok uygundu çünkü top tower'ları mevcut hala. Yani Evet, aynen, ben onu bekledim. toptaki tier 1 kuleleri mevcut. Var mıydı bilmiyorum ama vay be. Üzdü. Shadow Fiend ultisi çok etkiledi. Şimdi biraz orada recap yapmamız gerekirse Shadow Fiend ultisi hakikaten can yaktı. Razer can yaktı. Damage'ı zaten ziyadesiyle hayvani şu noktada. Hani Shadow Fiend'in Bir tek physical düşürebilecek damage. karakter orada biraz daha Gyro. Yani Storm Evet. tekleyebiliyor ama o kargaşlı tekne. Yani şu noktada Gyro'nun biraz daha fazla damage gidip belki ileride bu arada büyük bir ihtimalle Lich ölecek. Burada Last Shorty çok basit bir kill almayı başardı. Orkidi ile Bu beraber. tarz killleri ne yazık ki biraz daha azaltsalar Evet, çok daha Force rahat Staff geldi bu edecekler. arada kurtulabilmek için. Yani Tidehunter orada ultiyi attırmamak için çok uğraştı Panucci gerçekten. Yani W'sunu açmadı. Kog'ları açmadı direkt.
Battering'le devam etti. Pıt 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 belki açtırma multisini diye. Fakat Ravage geldi. Lich ultisi baya başarısızdı. Orada Last Short'u Lich ultisi sekmesin diye kendi ultisiyle bir hop bir tane zip zap yaptı ve kurtuldu. Ama onun dışında Shadow Fiend'in damage olsun. Bu arada vermeye başladı mı? Hala Q gidiyor Elder Titan. Ben E'sine vermeye başladım diye bakmak istedim ama vermesine gerek var mı? O da soru işareti. Yani şöyle bir takım kurduğun zaman sence ne bileyim hangi şekilde o? Bu olması lazım. Aynen. Presence of the Dark Lord. Varken Shadow Fiend'de yani zaten armor kırarken bir de buna gerek var mı? Ya da bu varken ona gerek var mı? Bunlar sıkıntılı sorular. Şimdi Magical Resist de veriyor galiba şey. Tauren Chieftain. Ben de Türkçe şu an oyun ama temel direnç azaltma. Hop bu arada araya atladı Last Short'u şu anda. Kili çıkarmayı başardılar. Orada yakalanmamaları lazım. Fakat Aegis var. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Güzel bir ulti. Çok güzel iki Çok ulti güzel birden bir geldi. Tidehunter ultisi. Tertemiz Tidehunter ultisi. Fakat arkada Earthshaker almayı başaracaklar. Koldan çok fazla damage çıkardı bu arada. Devam ediyorlar kovalamaya. Shadow Fiend'i de aldılar. Shadow Fiend ölünce patlıyor biliyorsunuz. O da Last Short'u öldürmeye yeten bir hasar oldu. İnandılar ve devam ettiler bu sefer Efes ekibi. Güzel Yani bir fight izledik. Ama işte demin yani bizim beklediğimiz şeydi biraz vurdu. Buydu Force Gold takımı. Yani aynısı Gyro komple oldu. oyun. Aynısı Evet. oldu. Çünkü hani buyback'le geri gelmeden bahsettin sen. Burada Aegis'le geri geldi. Hani baktım buyback yokmuş Gyrocopter. gerçi ama o şekilde bir initiate olmaması gerekiyordu o zaman. Aynen öyle. Yani o konuda sıkıntı yok. Şu an benim Gyrocopter'dan beklediğim Domi üstüne belki bir Satanic. Yani damage olarak bence Monkey King var yeter de artar bir durumda şu anda. Karşı takımı özellikle. Adex ekibine. Bence şu noktadan sonra çıkması gereken itemlardan birisi Satanic. Bu Biraz arada daha combat'ta uzun süre dayanabilmesi gerekiyor Gyrocopter'ın çünkü. Sen aynen bak mobility bekledin ama mobility'yi pek verebilecek bir karakter değil. bu arada Resist'i de düşürüyormuş Elder Titan'ın E skill'i. Evet, o Ben yüzden yani armoru vermesi %100 gerekiyordu kırdığını bence. biliyorum. Armoru %100 kırıyor son level'ında. Yani benim beklentim de şuydu. Ne bileyim belki Shadow Fiend'in armor kırmasına gerek yoktu. Yakındaki düşmanların alt armorunu kırıyor. Şunu vermek yerine Yani stat gidebilir miydi? yüzde Yani ben şu an çok ince mi düşünüyorum? Abi %100 kırınca zaten armor olmuyor yani. Aşağı yukarı. Artı armorları kırmıyor sadece. ya bence ilk skill'lerine üçüncü skill gitmesi daha biraz daha ya dengeli gitmesi daha kabul edilebilir bir şey olabilirdi belki. Yani ilk skill'in Çünkü bütün ne damage'ına ne de zaten duration'ına ihtiyaçları yok gibi geliyor bana. evet, Çünkü duration'a pek ihtiyaçları yok çünkü hemen çıkıyor zaten. Yani atılan her skill patır kütür çıkarıyor herkesi. Hepsi alan ya olduğu skill'i için. bırak yani oto vursan herhangi bir şekilde uykudan direkt uyandırıyor. Yok, single target olsa belki tek tek düşürebilirler ama öyle bir durum da söz konusu değil yani. Alan bütün skill'ler alan neredeyse. Öyle olunca şimdi Tidehunter, Earthshaker gibi hero'lar da varken Natural Order gitmesi daha mantıklı İşte olabilirdi. şeyi diyorum yani Tauren E'ye gitse, Shadow Fiend belki stat gitse. Zaten %100 armor kırma var. Shadow Fiend base armordan kırıyor ama yani Yok, %100'ün Shadow üstüne Fiend'in base'i stat kırsan ne gitme gibi olur, bir kırmasan ne lüksü olur? yok. Şeyden bahsediyorum, o armor kırma skill'ine vermesi diyorum. Onun yerine stat gitse. Nasılsa Yok, yanında o Elder Titan lazım. var. O lazım diyorsun, illa alacak. Lazım, evet. Yani o DPS'i çıkarabilmesi için lazım. Okay. Yani Evet, burada o aslında overlay ile Lich'e ilgili bir büyük sıkıntı varmış bu sorumluluk arada. düşüyor. Lich'in kesinlikle Storm'a yakalanmaması gerekiyor. Çünkü her kombatta ultisini atamıyor. Karşı takım çok Bir fazla kere mobil olan bir karakter. çıkarabildi o ultiyi bu arada. O ulti de sekmedi maalesef. Evet, yani çok fazla mobil bir şey değil. Bir Storm mobil. Yani Clockwork zaten içeri girmek için kullanılan bir hero. İçeri girdiği zaman çıkamıyor zaten.
O içeri O yüzden girdi o mi ultiyi çok... çıkabilmek için Bulldog'un mesela kullandığı bir şey var. Force Staff çıkıyor Clockwork'e. Yani giriyor, Kogun'u açıyor, defolup gidiyor. Yani bunu Ama sadece işte Bulldog Force da Staff yapmıyor mesela. kasamazdı bu oyun. Yani Hood ve Pipe'ın gelmesi çok mantıklıydı. Çünkü tamamen magical, bizim de dediğimiz gibi. Eğer sen ne kadar magical'ı bulsamayı düşünmese de karşı taraf Hex tamamen bitti onu bu arada. counterlamaya çalışıyor. Last Shorty'nin hex'i bitti şu an. Gitse alsa alabilir. Bu arada item artık şöyle bir bakmak istiyorum. Shadow Fiend'de Sengen Yasha var. Ne diyorsun? Yani mobility arttırmak için biraz daha tercih etmiş olabilir. Hem de strength Aynen, biraz verdiği daha için. hayatta kalayım demiş. Yani Last o Shorty ward oldu bu TP'si arada. evet, Derken Last şimdi Shorty, evet, yani onu Hexer'i de durdurabilecek kullandı. kimse yok orada. Earthshaker'ı da Ulti aldı bir şey olduğu çıktı. zaman da BKB basacak, kaçacak oradan. Şimdi SF kalan tek başına. Ama BKB'ye basmadın spawner. Çok Ölürken geç bastı. bastı. Ölürken Çok geç bastı. bastı. Ya BKB bassa da büyük bir ihtimalle zaten orada Clockwork ultisiyle durdurulacaktı. Elder Titan'ı şimdi rahatça yakaladı. Last Shorty ve bir kill daha aldı. Midden güzel bir push gelecek büyük bir ihtimalle bunun üstüne. Roche doğdu Hep tek mu? tek yakalanmalar, hep Doğmamış olması lazım. Evet. Bir şey diyordun. Adex'i tek tek yakalanmalar bitiriyor. Evet. Beraber bir şey yapamıyorlar. Yaptıkları zaman sonuçlarını görüyoruz. Yapmadıkları zaman o Storm, yani BKB bile basma gereği duymuyor çoğu zaman. Diyor çıkıyor. Mana pool da çok yüksek oldu artık. 2K'ya dayanan mana pool'u var. Hex'i var, Roche'ti var. Yani Lich, Earthshaker çok ekmek karakterler kalıyor onun için. Ya Tidehunter dışında herkesi çok rahat öldürebilir şu anda Evet, yani Tidehunter açıkçası. da öldürebilir ama o şeyi sildiği için üzerinden Orçid Ya efektinden o belki Orki'di de öldüremeyebilir. siler, Hex'i de siler. Yani şey yapması lazım o noktada belki. Sırayla atması lazım. Ama Tidehunter'ın da şeyi bitmek üzere neredeyse. Refresh'ini Bir bitirmek kağısı üzere falan diyorsun. kalmış, evet. Evet. Peki bir sonraki item ne olacak Shadow Fiend'in? Evet, o da belli oldu. Demon Edge geldi. Büyük bir ihtimalle Deedless mı gelecek? Yoksa bir Gelmez. MKB'ye gelir. MKB'de oradan mı göreceğiz? Belki high DPS için şeyi seçebilir. Deedles'ı Bu arada satanik çalışması başladı galiba yani Gyrocopter'dan. şu an Adex takımının en büyük eksiği harita kontrolü. Yani bu kuleleri artık düşünmesi lazım. Dakika 35 oldu, bir kuleleri daha iyi düşmüş değil. Bu Bu kuleyi parasal olarak da geride korumadılar bu bırakıyor arada. kendilerini. Çünkü 10K'ya yakın bir para farkı var artık. Storm Regen'i gördü, aşağıdan yukarı vurdu Abi direkt Regen'i zaten. gören Storm yani yok durduramazsın. O kuryeyi Regen'i gören gördüyse o kuryeyi Storm. alır bence. Last Shorty adeta bir Ama kill kartal gibi, çıkarmamış kartal gibi galiba. izliyor bak yukarı. Nereye dalsam diye. Şahin Spooner gözleriyle. aynen. Regen'i bastı şimdi, sağa sola zıpa sola. İskoç gözleri neler görüyor Last Shorty? Şöyle bir item'lara bakıyorum. Refresher geldi bu arada Tidehunter'a. Artık tertemiz double revenge'ları Artık bir göreceğiz. smoke'la güzel bir gank dekiyor fakat ward MKB yolda bu bittikten sonra arada. basmaları gerekiyor smoke'u. Evet, tam da zamanında bitti. Bir Black King barda zannedersem Earthshaker'dan gelecek. Crow'dan gelecek diye düşünüyorum. Evet. Satanic geldi dediğim gibi. Clockwork'e bakıyorum. Herkes hazır ve nazır gibi görünüyor. Yani BKB'yi artık bitirmiş bu arada TF direkt olarak. evet. Şu an bir Evet, Puppy Paws geldi. Şu fight başlamadan bir pause yapalım dediler. Okey. Ben şöyle bir bakıyorum takımlara. İki tarafta hazır ve nazır. Şunu da söylemek istiyorum. Acaba Last Shorty bir item daha çıkacak mı? Yoksa şu Boots of Speed artık bir travel falan bir şey olacak mı? yok, Ya Boots of da Speed'i o Boots of yani Speed şey, GG Boots olarak kalacak mı oyun sonuna o oyun kadar? sonuna kadar öyle kalacak. Hadi Değiştirmeyecek bakalım. çünkü mana pool'u çok fazla, pek ihtiyaç duymayacak. Lincoln mi? Yoksa Shiva mı? Yoksa bu saatten sonra Bloodstone çok saçma geliyor ama Bloodstone ihtimali var mı? Bloodstone bu saatten sonra tercih edilir. Çok saçma yani hakikaten saçma. Bana şey Shiva daha bir iş yapacak gibi geliyor. Eğer Evet, çıkarsa. Shiva olur. Yani o attack speed aurasını düşürmesi, verdiği ekstra damage alan olarak Shiva
Dagon Ekstra çıkar ya Mustafa Kemal. armor. Yani şu oyun bir kombat alırlarsa Mustafa büyük ihtimalle Dagon çıkar. Yok artık. O biraz oyunları trolleyen birisi. Dagon çıkarsa Steam'den siliyorum. Mustafa duy sesimi. No Dagon please. Bu arada SF'i bırakıyorlar yani ortaya. Shadowfiend'i. Bait yani. Bu adam bait. Yani o kadar geride olmaları ama Shadow Fiend spawner gayet güzel kasmış ya. Tabii Midas'ın da etkisi var ama ne de hakkını vermek lazım. Şimdi dakikalar uzadıkça benim gözüm zaten Adex'e kayıyor. Yani dakikalar İşte o geçtikçe... yakalanmalar bitiriyor. Evet yine bir Bak yakalanma oldu. yani Elder yine. Titan'ı direkt Ya kaybettiler. bu Bartlamayı artık tek başına yapmamaları lazım. Yani bir Lich gidiyor ölüyor, bir Titan gidiyor ölüyor. Şimdi 2 dakika boyunca ya da 1 dakika boyunca yine oyunda yoklar yani. Defansife çekilecekler. Zaten sadece üstünlüğün yok. Kuleler hiçbiri düşmemiş. Bireysel hareket yapmaması gerekiyor Adex takımı. Şurası dire ward'um bunlar. Evet. Okey. O zaman Spooner'ın hareketini de gördüler. Çok temiz. Gerçi şimdi Creep Wave'e girdi ama belki daha erken bir hareketlenme olabilirdi. Pozing Ezmi'nin şu anda ne kadar korkusuz bir şekilde Çünkü dikildiğini görüyor map'in musun? yarısından yarısına zıplayan bir storm var yani. Sadece o da değil yani. Üstünde haste'i vardı her neyse de. Yani korkmuyorlar. O storm gelecek. Ne olursa olsun arkandayım kanka diye bakıyor şuradan Storm Spirit. Pozing izmi hop bir orada bir burada farmına devam ediyor. Nitekim şu an Shadow Fiend'ı ikisi de geçtiler. Spawner ikisi de geçtiler. Hem Storm Spirit geçti hem Gyrocopter geçti. Adex biraz daha wardingi agresifleştirebilse ortada Storm'u çok güzel yakaladılar. Oo. Çok hızlı ölmüş, temiz ölmüş. Ben Urshifu az ultisiyle önce beraber. buradaydım. Ya Az zaten önce buradaydım. yakalanan Gözümü açtım, kapadım, ölmüş adam. Buyback gelebilir bu Adex arada. takımının bu tarzlarının artık yakalaması gerekiyor. Daha bir combo yapmalarına gerek, ultilerin avantajları da fazla. Veda düştü. Oradan ne çaldı? Fisher çalmadı. Enchant Totem çaldı. Şöyle bir bakıyorum. Yani... Hemen alt kuleye yayın. Storm'un 50 saniye yok. 50 saniyede o kuleyi de düşürürler. Hemen tanklayıp ilk kule olduğu için rahat bir Kuleden şekilde vazgeçip alacaklar Roshan'a zaten. da gidebilirler mi acaba? Ki şu an Roshan'a direkt daldılar. Ama şeyin buyback'i var Storm'un. Yani o Alttaki kule Roshan. de duruyor. TP de atılabilir kuleye gayet temiz bir şekilde. Roshan kanlı bitebilir büyük ihtimal. Evet. Gördü. Buyback Artık gidecek. buyback gelecek. Buyback gelmeli. Buyback TP go. Clock hazır, herkes hazır. Geldi, Buyback geldi. aldı. Şimdi go geldi. Deli'yle Panucci direkt bir kill Lich yine önde aldı. yakalandı. O Panucci'yi kaybedecekler yalnız. Last Short'u da direkt üstüne Bunu oturdu. çok Split güzel. Earth'ün çok güzel bir slow Ya aldı. ama Oradan Pozing Ezmi takip ediyor şu anda. Shadow Fiend'ı. Büyük bir ihtimalle ölecek. Evet yakaladılar. Arkada Earthshaker'ı yakalayan Last Short'u. Adex Kurtulabilen iki kişi takımının oldu. positioning hatası var ya. Yani önde durması gereken karakter Tidehunter olmasına rağmen önde duran karakter Lich, arkada duran Tidehunter oluyor. Yani Tidehunter dagger'ım var öyle gelirim diyor ama olay öyle gelişmiyor. Zaten SF orada damage çıkarması gereken karakter olduğu için Tidehunter onun yanında durması gerekiyor. Onu atlayacakları için. Lich de zaten pek bir efektifliği yok açıkçası. Armor atan bir karakter sadece şu an oyunda. Ulti zaten hiç atamadı ne yazık ki. İşte geride dursa yani Tidehunter'la Lich'in positioning'ini değiştirsek orada Rosh Pit'te Evet. pozisyonları tam tersi olsa belki Lich ultisini çıkarıp öyle ölecek ki yani Lich ultisini çıkardıktan sonra Tidehunter bir ulti bile atmadı. Hani Refresher'ı yani geçtim. mezarda kahkaha ata ata ölebilir yani sıkıntı yok bence. O ultiyi çıkarması lazım Lich'in. Ve çok agresif girdi Last Short'i. Acaba alır mıyım dedi Elder Titan'ı. Elder Titan'ı zaten hani farmlaya farmlaya bir hal İlgisi olduğu oldular. için rahat favori tavırlar yapabiliyor. Evet, buyback geldi şimdi Shadow Fiend'den. Fakat onun soul'ları yarım. Güzel bir ulti geldi. Ulti Pozing çaldı Ezmi Rubik. yakalanmadı bu arada. Rubik ultiyi geri kullandı. Kill almayı başardı. Fakat Spooner kaçmaya devam ediyor. Orada E skillinden dolayı kill almayı başardı bu arada. Gyrocopter bakalım Pac-Man kurtulabilecek mi? Kurtuldu. Spooner'ı bırakıp gitti şu anda supportlar. Spooner da bayağı damage çıkardı. Keşke orada kalsalardı. Çok güzel bir enchant totem bir kilde Crow'dan geldi Son ama boşluğu 3 vs toplayacak. 1 şu anda. Evet arkadan Last Short'i topladı topladı geldi. Adeta bir Türk polisi vibe. Bir Yani buyback böyle var.
Crow'dan tek başına. Herhalde bu Desperation yani. Son Gereksiz artık bir deneyelim bakalım ne oluyor şeklinde. bir buyback'te artık oyun kopmuş onları. Evet, artık son manasını da kullandı Last Ya bu combo picklerinde işte hata kaldırmayan pickler oluyor. Yani Tidehunter'ın ulti atması yanlıştı. Şimdi Storm'u yakalama olasılığı çok düşük. O bir tek Ogre'ye geldi. Ogre'ye geldikten sonra da koyamadılar. Gyro Copter ultiyi bastıktan sonra bir anlamı kalmıyor zaten. Şey, BKB'ye bastıktan sonra. Yalnız Panucci Split Earth'ı devamlı yiyor ama canı azken yediği için bir sıkıntı yok yani hiç. O konuda bir sorun yok. Zaten canı az, hani EFS çok gitmiyor derken çok güzel bir revaç geldi. Akuni'yi kaybettiler. Panucci. O da ölecek büyük bir ihtimalle. Üzerinde ön charge var. TP geldi. Orada koklardan O çok dolayı güzel geri kaçtı. itildiler ve kaçmayı kurtulmayı başardı. Last Shorty. Umurumda değilsiniz beyler. Sısısı diyor. BKB'sini açıyor ve aldı. Geriye doğru zıpladı. Tertemiz. 7.000 parası var. Ya Ne 7000 kasacak? parası ama şu an manası yok. Yürüye yürüye Parası dönüyor. var. Ne Değil mi? kasacak sence? Şimdi fakirken mana olmaması farklı, zenginken mana olmaması farklı. Bence ne kasacak? Ben Shiva diyorum abi hala. Shiva bana çok mantıklı geliyor. Evet, mantıklı ama Yani şöyle bir şey mantıklı bir var. seçim yapacak mı? Abi Lincoln'le ana. Bloodstone geldi. Niye? Bence gereği yoktu ya. Bence de Hani bayağı pull'u saçma oldu. belki HP mana pull'unu biraz daha arttırmayı tercih etmiş olabilir. Yani bu saatten sonra fazla kill çıkıp üzerine bir şey koyabileceği bir item değil Bloodstone. Dakika 45'te. Bu Ya arada belki şu arada bir yüzden şeylere tercih bakıyor etmiş musun? olabilir. Ne? Eficilere bakıyor musun? Bak. Base'de eficiler var bak. Jugger yapmış birisi. Bunlar da önemli şeyler. Sen bilmiyor musun? Yeni geldi o. Şeye bak bak, ping atıyorum bak. Ne Gördün o? mü? Gördüm. Oyuncular yapıyor abi onu. Kendin tasarlıyorsun, koyuyorsun. Nasıl? Neyi tasarlıyorsun anlamadım. Ward mu? Hayır abi bak, şu ward değil bak, şunu görüyor musun? Ha şey, şimdi gördüm. Miranayı. Bina Aa. tasarlıyorsun abi. Tabii. Ha evet gördüm. Yeni geldi. Daha Herkes bir uğraşmadım. heykeltıraş. Oyun herhangi Evet. birini atabiliyor musun öyle? Bir yere atamıyorsun. Şu 5 tane binadan birisi oluyor. Bu anlamsız binalar var ya, 100-150 gold arası veren. Onlardan birisi oluyor işte, tasarlıyorsun. İşte Sadece Jugger base'e mi basabiliyorsun? basmıyorsun. O kendisi oyuna girdiğinde oluyor üstünde equipse. Yani Jugger sıçarken, Minana toast yerken falan bu şekilde tasarlıyorsun, koyuyorsun. Animasyon gerçekleşirken oluyor. Aynen. Oyunun içine ekleniyor. Senin olduğun oyunda görünüyor. Para veriyor Abi sen de her şeye para gözüyle bakıyorsun. Abi işte onlar? öldürünce mi? Veriyor abi. Tabii. Eskiden veriyordu ya şeyler. Bildiğin bina abi işte. Ya Asıl nasıl zıplama bunlar Moonveld'i şeyde Dota 1'de? Bildiğin bina işte, kesince 150 gold arası bir şey veriyor. ya. Alican yapmış. Created by Alican. Bu arada Storm arkaya doğru sızmaya çalışıyor. Pozisyonu aldı şu an. Şu an Yani şu an Tidehunter'ın gireceğini biliyorlar. O yüzden çok dağınık duruyorlar. Yani Gyro'ya girse arkadakileri Storm düşürecek. Clock yani çok iyi kapatmışlar şu an. Her taraftan gidebilirler kombatı. Yalnız ben bu Storm Spirit'e hani bir pembe panter müziği açarım yani. Bildiğini orada saklandı, bekliyor abi. Ve bunun farkında değiller değil mi? Scythe'ını da alıyor. Farkındalar. Devamlı Farkında olmasalar Remnant'ı atarak Scythe'ını da alıyor oradan her gibi ufaktan. biraz var. Tek artık o Tidehunter çünkü zorunlu çaresizliğe doğru gidiyorlar. İşte Tidehunter'ı durdurabilecek şu an Last Short. Öyle bir sıkıntıları var Adex'in. Ve girdi. Evet, onları orada tuttu. Arkadan Clockwork geldi. Pac-Man'i yakaladı en azından. Cooldown geldi. 3 Vurur kişi muyum? Neden üzerinde. vurmuyor Çok bilmiyorum. güzel. Spooner orada ultisini kullandı ama kimse de etkisi olmadı. Çok Çünkü yanlış oyunda. BKB'ler kullanıldı. Ya Spooner o Evet. Dagger ultiyi atabilmek için Storm'a hiç Buyback'ler vurmadı ya. geldi bu Yanında arada. gezdi. Şimdi ulti geldi. Acaba geri çevirebilecekler mi? Split Earth çok güzel. Çok 3 kişi güzel. üzerinde başarılı. Bir de geri çalınan ulti geldi. Ultiler üst üste. Hoplaya Yani bu kadar zıplaya ulti atarsan çalarım dedi orada Rubik'te. Fakat bu vurmuyor. fight'ın Spooner. Çok kahramanları güçlü. Çok. Adex ekibi Hala oldu. oyunu kazanabilirler ya. Tabii ki, tabii ki. Eğer düzgün bir fight çevirirlerse. Aynen, Ne gol katılıyorum. yapmış.
Dagger almış. Kombata girebilmek. Satanik üzerine koyacak şimdi Spawner. Earthshaker VKB'sinde çok var. Yani şu oyunu Spawner taşıyabilirse taşıyacak. O da Peki ne düşerse. çıkabilir ki yani şu noktada? Ne çıkabilir yani, daha fazla nasıl bir item çıkabilir de öne geçebilirler? Ya early game'de erken bir meka çıkabilseler çok daha kombatlarda şey durabilirlerdi. Sağlam durabilirler. Ama bu saatten sonra bir faydası olmayacak. Earthshaker'ın kesinlikle BKB'ye ihtiyacı var. Yani Storm'a birisinin düşmemesi gerekiyor artık. Ya bu arada Earthshaker yine düştü. Spooner'ın BKB'si de hani 5 saniye oldu. Hani erken alınan BKB'ler Ha demin şey diyecektim. Yani şu an 5 Storm'un saniyelere Bloodstone düştü. tercih etme sebebi sebeplerinden bir tanesi o. BKB'si artık 5 saniyeye düştü. O sıkıntı çekebilir yakalandığı zaman. O yüzden HP pool'unu arttırmak adına Bloodstone'da iyi bir tercih olabilir. Yani Shiva o yüzden tercih etmemiş Ya olabilir. hem o hem de belki erken doğmak için diyeceğim de, şu noktadan sonra hani ne kadar charge toplayabilir, o da tabii ki soru işareti. Bu arada Evet Skype'tan işte sana bir yani. şey yazdım, ona da bir bakarsan memnun olurum. Roche'a da şöyle bir baktılar, ah çıkmak üzereydi o Roche. Entranced. Ucundan kaçırdın. Bu arada Rubik'te bile bir BKB var, Blink Dagger var. Gayet temiz, hani Rubik'te hazır. Aslında ilk Ravage'dan sonra çalabilirse değil mi? Refresh gelmeden. O BKB'yi açıp ilk Ravage'dan sonra çalıp direkt karşı Ravage'a atabilse çok güzel olacak. Bunu bekliyor ama pek atlamadı. Bir kere atabildi öyle. Şimdi oradan Rev'i çalma da çok kolay aslında Rubik için. Çünkü Tidehunter'ın ulti basıp refresh basıp tekrar ulti basması gerekiyor. Arada bir Nature Smash basamıyor ne yazık ki. O yüzden Rubik için çalmak daha da kolay. Storm'u kaçırmadan ulti at çalışıyor. Last Short'in de 5 saniye. Şu anda bulunan herhalde Ruby'in BKB'si dışında bütün BKB'ler 5 saniye. Bakalım yeni BKB var mı? Şöyle bir BKB pazarında tur atalım. Yeni BKB yok. Earthshaker'dan belki gelebilir diye düşünüyorum. Gyro'nun BKB'si zaten 5'ti. Okey. Basit bir Roche olacak galiba. For Scotland için. Çünkü şu anda bir tane lane zaten gerideler. Fakat smoke Ya basıldı. wardingi Hareketlenmeye sürüyor çok başladılar. fazla. Eğer oraya gelirlerse bakayım. Görünmeden geliyorlar fakat şu anda. Ama sentry var orada. Şimdi kafaya çıkarırsa Rubik çıkarmadı. Onlar da zaten riske etmedi. Mid'den pushlayacaklar galiba. Roketler atılmaya başlandı şu an Panucci tarafından. Yukarıya da bir bakıyorum şöyle bir Nerun'u var diye. Bounty win. Aegis var yani şu anda Last Short'i istediği psikopatlığı yapabilir değil mi? O konuda izni aldı yani. Kesinlikle. Şu an devlet destekli bir Storm Spirit bu. Girecek, çıkacak, hoplayacak, zıplayacak yine her zaman olduğu gibi. Bakalım ne kadar Direkt olarak yine terbiyesizce Earthshaker ve hareketler sergileyecek. Lich'e fokuslanacak düşünüyorum. Şimdi PC genel dersen Aeoscape kasmış. Büyük ihtimal initiate'leyen Storm'u bir havaya uçurma olabilir. BKB'si de azaldı. Zaten oyun başından beri sıkıntıları bu değil miydi? Evet buydu ama işte o yakalanmalardan dolayı item koyamıyor karakterler üzerine. Hayır, Koyamayınca da... oyun başından beri sıkıntıları aslında single target stunlar olmamaları. Yani Evet. üstüne tıklayıp atılan bir stun yok. Şu anda Fakir'in Disable'ı ismini verdiğim Eul Scepter'ında çıkmış Elder Titan. Hani artık o var bir tek ama o da hani stun değil. Onu attıktan sonra karaktere bir şey yapamıyorsun. Sadece bir süre ertelemiş oluyorsun yani. Disable etmesi yeterli aslında. Ya Spooner'a damage çıkarabilecek vakit lazım. Fisher denemesi çok iyiydi bu arada. Önceden görüp atmaya çalıştı. İşte o bahsettiğim single target olmadığı için böyle tahmini atmak zorunda kalıyorlar. Ondan da kaçmayı başardı Storm Bir de Spirit. kombatta o Elder Titan'ı nasıl atacak yani? Basacak da... Semihallahülmen'e 3-8 Ya saniye boyunca. Clockwork var üstelik. Bu arada Ravage tek Çok kişi güzel için, iki kişi yakaladılar. için kullanıldı. İkinci Ravage geldi. Poison Gezmi direkt öldü. Müthiş müthiş. Buyback'i var. Çalınan Ravage şu an 4 kişi üzerinde etkili. Çaldı ama bir anlam ifade etmiyor yani o çalınan şey. Şu anda Zon yalnız geldi araya çok Last Short'i de iyi. girdi. Çok güzel bir stun geldi. Arka tarafta yakalanan Ogre Magi. Last Short'i tek başına kaldı. Bakalım bir kill almayı başarabilecek mi? Earthshaker'ı garanti alacaktır. Araya giren bir kişi daha Elder Titan onu öldürme beni de öldür dedi. O da öldü. Arkadan destek geliyor Rubik'ten bu arada devamlı olarak. Şimdi öldü ve geri gelecek Last Short'i. Rubik'ten güzel bir blink geldi. Bakalım Spawner'ı takip etmeyi seçecek mi? Tabii ki takip ediyor.
Hekşine daha var. Çok sıkışırsa en azından deny atabilir kendine diye düşünüyorum. Ben nereye İlginç bir geliyor fight gibi oldu. oldu. İlginç bir fight oldu. Yani Hani Adex çalınan Ravage'ın takımı 4 kişiye vurması falan filan derken bir anda ya çorba işte bu oldu. sefer early de yapmadığı ya da yapamadığı Ateş'in tek yakalamaktı. Şu an verdiği itemlardan dolayı ya da kasta itemlardan dolayı Scotland takımı biraz daha kendini güçlü hissediyor. O yüzden böyle bireysel hareketler yapıyorlar ama sonuçları ne yazık ki çok ağır oluyor. Evet, bir an comeback diye heyecanlandık. Ama comeback mi değil mi belli değil yani. İki tarafta gayet güzel killerini vurdu. Comeback diyemeyiz çünkü daha tier 2'ler duruyor, tier 3 duruyor, adam Ya şu tavırlar. an dengeleyici bir fight oldu diyebiliriz. Daha doğrusu iki Evet, takımın da yani... dengede olduğunu belirten bir fight oldu. Şimdi Dota o kadar psikopat bir oyun ki arkadaşlar. Diğer MOBA'larda mesela maçın skorunu veriyorlar değil mi? 27'ye 44 diyor mesela maç skoru olarak. Dota'da bunu diyemezsin. Şu an 27'ye 44 ama oyun gayet dengede. Oyun Evet. gayet dengede şu anda. Yani Diğer oyunlarda çok net çizgi çizebiliyor yani böyle skorlar. graflara da bakıyorum şu anda. Mesela XP grafında neredeyse eşitlemiş durumda şu an Radiant ekibi. 15.000 gold farkı. Dire, Efes lehine. Earthshaker'ın buyback'e ihtiyacı var. BKB'yi bitirir umuyorum. Daha güçlü. Adex takımı. Bu arada turnuvanın ne olduğunu hala bilmeyenler var. Turnuva sisteminden, kimin tarafından düzenlendiğinden vesaire biraz daha bahsetmeni istiyor. Şu anda Krank rejiden bağırıyor bana. Turnuvamız arkadaşlar ESL Gaming Şampiyonası. Yani şu an elemelerindeyiz. Elemelerin ikinci günündeyiz. Artık 16 takım kaldı. Winner'da 8 takımımız var. Loser'da 8 takımımız var. Yani bu takımlar haftaya GameX, Türkiye'nin tek oyun fuarı GameX'e karşılaşmaya çıkacaklar. Evet. Bunun için maç yapıyorlar şu an. Winner Bracket maçındayız. Bu maçı kazananın LAN finallerine gitmeye hakkı kazanacak. Best of 3 karşılaşmamız ilk maçındayız. Bu arada Kalan takımlar da S6 Türkiye'nin hep güçlü Küras. takımları, o yüzden çok zevkli maçlar izletiyorlar bize. Oo, çok güzel girdiler araya. Çok güzel bir revenge geldi. Şimdi Split Earth'te kullanıldı. Spooner'ın başı belada. Spooner alırlarsa Buyback çok gelecek. büyük bir olay diyecektim ki buyback geldi. Rubin de buyback var. O da Çok atacak diye hatalı bir bakıyorum. giriş. Last Sword'u çok hasar aldı orada. 5 kişinin arasına birden atladı. Şu anda çok low. Ah orada keşke Müthiş, kendini müthiş, müthiş. öldürebilseydin. Değil. Müthiş Bunu yapması ravaşlar geldi. gerekiyor İşte Adex bu takımının. geldi yani. Şu anda Adex yapması gerekeni late'e Onunla getirerek oyunu yaptı istediğiniz yaptı. şeyi. Şu noktadan sonra ben grafiklere tekrar bakmak istiyorum. Gold olarak henüz bir dakika graflar güncellenmemiş. Graflar güncellensin. Fight recap'e basıyorum şöyle bir. XP change Yani 10.000 XP 11.000 damage yapmışlar. Gold change de şu anda yaklaşık olarak 7-8K kapanmış olması lazım. Baraka'yı kaybedecekler büyük ihtimal. İnanılmaz, inanılmaz. Artık yani hatayı kaldırmayacak dakikada gördük. Yani Adex bazı hatalar yaptı ama bu hatalar önlenebilir hatalardı. Yani early game'de yapılan hatalar, sonra üstünü kapatabileceğin hatalar ama artık hata kaldırmıyor oyun. Hayır, hata kaldırmıyor geçtim. Şu anda oyun tamamen Five Man. Tamamen diledikleri item'ı iki takım da kasmış durumda. Yani S6 kürası var şu anda Titan'ın. Yalnız şu ilerleme çok Tylant'ın. yanlış. Klon 10 Bence değil. Ben saniye olsam sonra... giderdim. Ben giderdim. Hayır. Baraka'ya gitmemeli lazım ki. Gitti, şu an 8 saniyeleri var. Last Short'in Klon nasıl bile yok eridiğini görüyor oldu. musun? Last Short'in nasıl eridiğini görüyor musun? Item'ını da kullanmadı. Abyssal Blade kullanmadı orada. İlginç bir şey. Stormblaze'den uçar mı diyeceğim. Uçamayacak herhalde. Lock Lich yine. Derbeder Uçtu. Lich. Lich'i öldürecek. Garibim. Ne çektin be Tekme. Lich? Ne çektin be? Hakikaten. Neler yaşadın sen Lich Garibim ya? ya. Beşinci pozisyonda oynayınca böyle oluyor abi. Yani takımın bütün pis işlerini Shadow yapıyorsun. Fiend ne tercih edecek? Buyback'ini de kullandık. Buyback'e ne kadar var? Büyük ihtimal combat için buyback bekleyecektir ama 5 dakika gibi bir var. Çok fazla. Ya bence Altta Abyssal'ı kesinlikle çıkarmamaları Tylander. Tidehunter yanlış tercih bence orada. Şimdi ultisi geldi Earthshaker'ın. Kog'un içinde iki kişiyi birden yakalamayı başardı. Panucci Earthshaker'a vurdurtmuyor.
BKB'sini kullandı ama yine de düşmekten kurtulamadı. Şimdi buyback'ini kullandı fakat ultisi Ufak bir mevcut değil. oyundan kopma. Bu yüzden o tercih hata dedim. Yani geri dönüş yapamayacaklardı ki yapamadılar. Oluyor da oyun bitti bence artık buradan sonra. Tabii ben de çok gaz bir oyuncu olduğum için orada kestiremedim. Sen daha tecrübelisin. Orada tercih neden hatalıydı? Ultileri yoktu. Evet. Tercih Yani onlar bundan hatalı yani. geldiğinde Şimdi önleyebilecek de bir şey ultisi yoktu. olan ama mezarda yatan bir Tidehunter var değil mi? Sıkıntı Aynen. yani. Yani eğer şu an Panucci araya girdi. Kog'larını açtı şimdi. Yaklaştırmıyor yani. Şu anda Adex'i yaklaştırmıyor Panucci. yani o an ölmemiş olsa şu an mesela çok rahat bir fight O bu çok kötü oldu. alabilirlerdi. Disable'dan çıkmayacak o. Çok güzel bulti geldi bu arada ya. Tertemiz bulti. Vur Spoiler vur şimdi vur. çok low. Yani gyrokopterin çıkardığı damage'ı da hafife almamak lazım. Üzerinde bir de cheese var. Şimdi ultisini kullanabildi. Oyun başından beri Oyun. ilk uygun ultisili için ama oyun bittikten sonra Yani geldi güzel bir maalesef. şekilde çeviriyorken şekilde bitmesi biraz yolladı Adex takımı için. GG de geldi artık sonunda. Birinci maçı For Scotland aldı. Güzel bir Yani karşılaşma izledik ama. Yani çeviriyordu ama işte o bazı tercih hataları. ileri geri ileri geri. Pozisyon hataları yani Evet, pozisyon hatası da oldu. positioning'de bazı sıkıntılar vardı. Fakat ben Storm Spirit'in, Last Shorty'nin item tercihlerine hakikaten bayıldım. Yani disable, disable, disable diye gitti. Üstüne Evet. hani Abyssal Blade bayağı ilginçti. Güzel bir Zaten disable daha 27 kill'i ekledi. var yani. Evet. Yukarıyı toplasak kaç olur bilmiyorum ama 27 çıkar mı? Falan çıkıyor yani. Tek başına bir takım kadar iş yapmış neredeyse Last Shorty. Zaten o